Kar var mı kar? Fırtına var mı? Sağanak, aşırı yağış, su baskını riski. Maalesef hepsi önümüzdeki birkaç gün içerisinde mevcut. Adım adım mı gideyim yoksa en merak ettiğimiz konu olan karla mı başlayayım? Kar ihtimali. En azından şunu söyleyeyim de en baştan başlayarak gitsem daha iyi olacak çünkü. Ama evet, kar ihtimali var. Marmara'da, Ege'de, İç Anadolu'da, Doğu Anadolu'da, İstanbul'da dahil olmak üzere kar ihtimali var. Bundan bahsedeceğim. Önce adım adım gidelim. Şimdi Esenbo, Lodos, o kar ihtimalini oluşturacak olan rüzgar, soğuk havayı getiren rüzgar değil bu. Bu Lodos kuvvetli esiyor. Yarın öğleden sonrası, yani salı öğleden sonrası itibariyle daha da kuvvetlenecek. Fırtınaya yaklaşacak. Marmara'da, Ege'de kuvvetli Lodos var. Ciddi bir basınç düşüşü de var. O ciddi basınç düşüşü biraz baş ağrıları yapabilir, migren hastalarının ağrılarını tetikleyebilir. Hep bahsediyoruz, baş ağrılarını yapan Lodos'un bizatihi kendisi değil. Lodos genellikle bizde alçak basınçla beraber geldiği için basınç düşüşü aslında bizde o baş ağrılarını yapan ya da tetikleyen. O da nasıl oluyor? Vücudumuz iç basıncı ile dışarıdaki havanın basıncı eşit. Eşit olmasa ne olur? İçerideki basınç dışarı doğru bize balon gibi ya şişirir ya da böyle büzüşürüz yani. Dışarısı daha kuvvetliyse basıncı. Şimdi durum böyle olmadığına göre bizim dışarıda iç basıncımız aynı. Ama havada kuvvetli bir basınç düşüşü olduğunda biz fark etmeden vücudumuz dışa doğru böyle bir refleks veriyor. İşte o esnada da vücuttaki eklemlerdeki boşluklar, yani derler ya yağmur öncesinde romatizma hastaları ve dizlerim ağrıyor anlıyorum diye. İşte bunun gibi damarlar da zorlanıyor, kılcallar da zorlanıyor. Dolayısıyla işte hassas bünyelerde, migren hastalarında tetikleyici bir unsur olarak ortaya çıkıyor. Kuvvetli basınç azalışı bir, baş ağrıları yapabilir. İkincisi, öğleden sonra özellikle deniz ulaşımını etkileyebilir. Özellikle Ege kıyılarında rüzgarın hızı ciddi fırtına seviyesinde olacak. Marmara'da da 5 kuvvetine 35 kilometreleri hatta üzerine çıkabilecek. Gece geç saatlerde daha da kuvvetli. Bunu da hatırlatalım. Şimdi bu kuvvetli lodos yağış getiriyor mu? Gözü yaşlı lodos diyoruz ya. Önce ilk etapta getirmiyor. Ne yapıyor? Nemi taşıyor. Taşıyor. Ondan sonra rüzgarın kuzeye dönüşüyle beraber sağanak olarak yere indirecek. Ne zaman? Çarşamba günü. Çarşamba günü Marmara'da, Ege'de ağır kuvvetli sağanaklar var. Su baskınları riski Balıkesir çevrelerinde, Bursa çevrelerinde, İstanbul'da, İzmir'de, Tekirdağ'da, Yalova'da, Kütahya çevrelerinde, ardından böyle güneye de Karadeniz'e doğru, böyle yani burayı Marmara, Ege kabul edin, böyle C şeklinde Karadeniz'e de Akdeniz'e de genişleyecek. Antalya çevrelerinde, Isparta, Burdur dolaylarında ve Batı Karadeniz'de su baskınları yapabilir. Su baskınlarına da çarşamba günü için dikkat diyoruz. Ardından yağış bu kuvvetli su baskınları seviyesinden aşağı inmeye başlarken soğuk girişi artık sıcaklıkları kar seviyelerine indirtmeye başlayacak. Marmara'nın orta ve doğu kesimlerinde, yani İstanbul, Tekirdağ, Balıkesir, Edirne, Çanakkale de alacak ama daha az olmak üzere. İstanbul'da, Tekirdağ'da, Bursa'da, Yalova'da, Kocaeli'de, Sakarya'da kar bekliyoruz. Perşembe günü. Bu kar yağışının miktarı ne seviyede? Hani böyle uçuşup gidecek cinsten mi? Bir beyaz örtü yapabilecek cinsten mi? Şu anda yağışın güçlü kısmını çarşambada bırakıyoruz ama beyaz örtü yapabilecek seviyede bir kar yağışı görünüyor. Yani deniz seviyesinde bile bazı ilçelerimizde ince bir örtü yapabilir. Yüksek kesimlerde daha fazla. Niçin şimdiden böyle daha net şeyler söyleyemiyoruz? Aslında bunları bile söylememiz fazla. Pazartesiden Perşembe, Cuma günü için olacak tahmininden bahsediyoruz. Genellikle biliyorsunuz karla alakalı bu kadar uzun mesafeden, bu kadar da hani detaya girerek pek konuşmayız. Ama bu seferin bunun farklılığı şu. Şimdi birkaç kaynağı farklı şekilde kullanan, yani verileri farklı şekilde kullanan modeller birbirleriyle paralellik, paralellik arz ediyor. Yani aynı görüntüyü veriyor. İki tip diyelim ya da birkaç tip model aynı çıktığı veriyor. Diyor ki evet, Perşembe günü öğle saatlerine kalmadan yağışlar Marmara'da birçok noktada ya da öğleden sonrasında kara dönmeye başlayacak diyor. İkincisi, yaklaşık bir hafta 10 gündür neredeyse aynı rotayı soğuk hava çiziyor. Yani çizgisinde, yolunda bir değişiklik olmadı. Rotasında bir değişiklik yapmadı. Tabii bu da bizi biraz daha güvenli konuşmaya zorluyor.
Dolayısıyla böyle bir olasılık olduğunu söyleyeyim. Herkesin merakı okullar tatil olur mu? Anadolu yakasındaki kar yağışı hatırı sayılır bir kar yağışı. O kadar hafif bir kar yağışı değil. Öyle gelip geçecek bir hafiften gelip geçecek ince bir örtüyle. Hatta yüksek kesimlerde bayağı adam akıllı bir örtü yapabilecek gibi görünüyor. Dolayısıyla ben bir ihtimal dahilinde olduğunu düşünüyorum. Perşembe öğleden sonra ya da cuma günü için. Yani biraz gecikirse zaten perşembeyi kaçırırız da cuma günü için olabilir. Cuma günü kar yağışı devam edeceği için değil, perşembe gün içerisinde alacağımız yağıştan dolayı. Yoksa cuma günü yağış zayıflıyor, kesintilerle sürüyor. Gece bir kuvvetleniyor cumartesi geçişte, sonra tekrar zayıflıyor, ömrünü tamamlamaya başlıyor. Bu Marmara'nın orta ve doğu kesimleri, Ege'nin iç kesimleri için. İç Anadolu'da da bölgesel kar geçişleri bekliyoruz. Başkent'te de bekliyoruz, Eskişehir'de de bekliyoruz ama daha etkin kısmı doğusunda, Kayseri, Sivaslı olaylarında. Bir de Karadeniz'de, Batı Karadeniz'de, Bolu çevrelerinde, hatta Zonguldak'ta olaylarında da kar yağışları kıyıda da bekliyoruz. Ardından Doğu Karadeniz'in iç kesimlerinde, Gümüşhane, Bayburt'ta, Kastamonu'da bekliyoruz. Doğu Anadolu'da büyük bir çoğunluğunda kar yağışını bekliyoruz. Ardından bu yağışlar soğuk hava devam ederken ömrünü tamamlayacak ve hafta sonuna girdiğimizde İç Anadolu'da birçok noktada gündüz bile sıcaklıklar sıfırın altında. Marmara'da kar seviyelerinde biraz devam edeceğiz birkaç gün. Pazar pazartesi itibariyle muhtemelen ya da pazartesi salı itibariyle sıcaklık tekrar tırmanacak. Önümüzdeki haftanın ortalarında bir dalga yağmur var. Önümüzdeki hafta sonuna bir dalga daha. Yani şöyle uzun vadeye baktığımızda birkaç parti yağışımız var ama bunların içerisinde işte bu perşembe, cuma, cumartesi günkü soğuk, sert soğuk seviyesinde bir soğuk dalga o diğer gelecek sistemlerde görünmüyor. Takipteyiz ama şu an itibariyle görünmüyor. Yani 3 tane başlığı ön plana çıkartıyoruz. 1- Lodos fırtınası. Arkasından gelecek sel riskli aşırı yağışlar. Lodos fırtınası salı öğleden sonra şu anda da esiyor ama yarın öğleden sonra fırtına seviyesinde. Gözü yaşlı Lodos arkasından çarşamba günü ağır sağanakları Marmara'ya, Ege'ye getirecek. Arkasından da perşembe günü soğuk girişiyle beraber, o da kuzeyli kuvvetli rüzgarlarla beraber olacak. Ve kar yağışının Marmara'da birçok noktada görülme olasılığı söz konusu. Eskiler derler ya, İşte Lodos Poyraz kar, Lodos Kariyel kar diye. İşte bahsettim. Lodos'la beraber nem gelir, sıcaklık yükselir. Ardından da sert bir düşüş. O havadaki su buharı yere kar olarak iner. Biraz da öncesindeki ılık hava nedeniyle denizler de şöyle azıcık ısındı mı, ki güneşlenme lazım onun için ama yani Lodos'un da biraz etkisi olur. Dolayısıyla biraz da tabii rüzgar yönleri falan bu işin içine giriyor ama biraz denizden de destek gelir. Dolayısıyla ya bu kadar sıcaktan sonra da kar mı olur demeyin, bekleyin, hepimiz bekliyoruz. Umuyoruz ki hani sağlıklı, saatli, kimsenin düşüp kayıp yaralanmadığı, kazaların olmadığı ama maalesef normal günlük hayat zamanda bile maalesef birçok kaza yaşıyoruz, irili ufaklı. Yani İstanbul trafiğinde örneğin günde yanlış hatırlamıyorsam 350-400 civarında irili ufaklı kaza meydana geliyor. Yağmurlu günlerde bu daha da artıyor. Karlı günlerde çok da artmıyor olabilir çünkü evet kazalar oluyor ama trafiğe çıkan insan sayısı da azaldığı için o oran birbirini dengeliyor olabilir. Ya da sayı, rakam olarak birbirini dengeliyor olabilir. Yani durum bu şekilde. Bu kış pek bir kar göremedi batı bölgeler ama belki kıyısından köşesinden yakalarız bu gelen sistemle beraber. Bakıyoruz, takipteyiz. Bültenlerimizi de takip edin. Ben çarşamba günü de ya da perşembe günü muhakkak bir video ile beraber burada yine buluşuruz. Ya da en kötü canlı yayında beraber oluruz. Belki de böyle bir kar altında. Umuyoruz ki öyle olur. Bakalım o kadarlık bir şey olacak mı? Şu anda bir beyaz örtü İstanbul'da oluşturma ihtimalinin bulunduğunu hatırlatalım. Böyle. Efendim her yerde olmasa da birçok yerde, yani İstanbul'da birçok yerde olma ihtimali var. Böyle. Tekrar buluşalım, oldu mu? Kendinize çok iyi bakın. Kış lastiği olmayan arkadaşlar aman lütfen karlı günlerde dışarıya kış lastiksiz çıkmasınlar. Kış lastiği yoksa çıkmasınlar trafiğe. Kendi güvenlikleri için de, çevrenin de aynı şekilde. Sağlığımıza biraz dikkat edelim bugünlerde. Lodos yükseliyor, Poyraz kariyer indiriyor falan filan. Böyle metabolik dengeyi de biraz zorluyor bu havalar. Ona göre yediğimize, içtiğimize dikkat edelim. Biraz kendimize dikkat edelim, oldu mu? Kendinize çok iyi bakın. Sevgiler, saygılar efendim. Hoşçakalın.